Kızlar yemeğe başlamadan önce ben bir kayınvalide odasına gitmek istiyorum. Hayırdır, yeni başladın ilk günden. Bir işim vardı içeride. Buna ne olmuş bugün? Sanki bunalıma girmiş. Gelen... Modu düşmüş. Modlusu düşük bugün. Dün konuşuyordu, yok ben en iyisiyim, en mükemmeliyim, göstereceğim gününüzü diyordu. Bugün ne makyaj yapmış. Suratından düşen bin parça. Topukluları çıkarmış, sandaletleri takmış. Baktı ki konuşmakla olmuyor. Çok attım tuttum, bırakayım her şeyi de kaptırayım diye. Gelmiş bakalım. Vallahi gelir gelmez kayınvalideler odasına gitmek de yani ben anlamadım, ne yapmaya çalışıyor. Hayırdır yanma? Hayırdır. Ah. Anne destosuz. Bence bu resimleri buradan almam gerekiyor, bir saniye. Bu hayırdır. Şekilde kanun... Git yemeğini yap be kızım. Kanun... Burada ne işin var senin? Kanun... Yağmur saçmalama ya. Kanun imajını çiziyorsun. Ya. 30 yaşındaki adam. Git ya fotoğrafları burada git, olsa sana git, ne... Git yemeğini yap. Hayır ben kabul etmiyorum. Ama çok ayıp yemeği. Ediyorsun. Git yemeğini, ben yap. Yemeğini yap. Hayır git ben yemeğini kabul yap. Etmiyorum. Ben ya yemeğini yapar mısın sen? Ama... Ondan sonra da yapamıyorsun, kavuşturamıyorsun. Tamam, çok ayıp ediyorsun ama anne bakamıyor. Git hadi ya. Ben almak siz istiyorum. Siz çok düşünüyorsanız bırakın eşinin resmini masada görmek istiyor. Oğlum. Ne diye getir? Hayır senin oğlun. Kendi oğlunu bir saniye. Ver onları bana. Kendi oğlunu. Ver onları bana. Git yemeğini. Kendi oğlunun imajını zedeleyemezsin. Git yemeğini yap hadi. Ha, fotoğrafları almaya çalışıyor. Ha, alıyor da. Ben anlamıyorum. Bunlar gelin kayınvalide buraya birbirleriyle yarışmaya mı geldiler? Ne yapıyorlar? Alabilir miyim? Eş benim yemeğini. Eşim. Ben ha, o fotoğrafların orada olmasını istemiyorum. Kıskanıyor. İstemiyorum. Benim anlamıyor musun? Tamam ben de fotoğrafların burada durmasını istemiyorum. Git yavrum git. Git yemeğini. Alabilir miyim anne? Hayır anne rica ediyorum ha, senden. Ay ver vergisin aman vergisin. Yemeği karıştırmadığı zaman senden konuşurum ya. Vergisin. Bunu hiçbir zaman unutma. Ay bir resmi yemeğini de yemeğini yap. Bak herkes yaptı bitirdi bir şey. Neyi paylaşamıyorsunuz siz pardon da yani. Hayır, hayır yemeğini yapamıyor. Benim oğlum yetiştiremiyor, benim kocam. Gelip buradan resim alıyor ya yani. Ya ben sizin oğlunuzu acıyorum yani. Gerçekten acıyorum. Sen tabii yakışıklım oğlum, aslanım derse tamam o da kıskanç. Hayır dediysen ne oldu yani? Ne kız kaybettin ki? Ama gelinin kıskanç olduğunu biliyorsun. Niye yani, öyle diyorsun buraya getiriyorsun? Yani. Güvenmiyor mu kocasına? Sen de saçmaladın bilmiyorum, o da bilmiyorum. Saçmaladın. Otursun yemeğini yapsın. 60 yaşındaki kadın resim getirmiş. Bir o çekiyor, bir o çekiyor. Bir o çekiyor. Ne kadar saçma. 60 yaşındaki kadınla neyi çekiştiriyorsun? Bırak zaten sizden bir şey olmayacağı belli. Ha sende kalmış, ha onda kalmış. Hafta sonu zaten gideceksiniz. Evde siz o kavganızı yapın ya. Ben sizin burada barınacağınıza inanmıyorum. Çünkü gelinde de iş yok. Aslında Yağmur'u haklı buluyorum. Kayınvalidesinin yaptığı yanlış. Götürüp oraya oğlunun fotoğraflarını koyup oğlum, canım. Aslında Yağmur'a nispet yaptı bütün bunları kayınvalide. Gözdağı veriyordu Yağmur. Necla Hanım geline burada daha rahat yükleniyor. Geline daha çok nispet yapıyor. Bir çeşit herkesin önünde intikam alıyor sanki gelininden. Ne yaptın orada sen? Arkadaşlar almam gereken bir şey vardı. Onları getiriyorum buraya. Hala küçük çocuk gibi davranmaya devam ediyor. Evlenmiş, barklanmış. Ne istiyorsun ki yani daha? O fotoğraf orada olsa ne olur, olmasa ne olur? Peki bir şey söyleyeceğim. Dün alıp gittiğinde tepki göstermedin. Biz söyledikten sonra mı aklına geldi? Biraz tek fotoğrafını koymayacağını söylemişti bana. Ben bilmiyordum tek fotoğrafı olduğunu. İşte aranızda bir iletişimsizlik var sizin zaten kayınvalide anne. Galiba kayınvalide... Ya da sana nispet yapmak için bu şeyi oğlunun resmini getirdi koydu. O da olabilir. Bilmiyorum artık nasıl adlandırıyorsak. Yani kıskançlık mı, başka bir şey mi? Hayır, o fotoğrafın orada olmasının ne anlamı var? Hep beraber olan fotoğrafımızı koysa tamam diyeceğim. Tamam, hep beraber konuda, olmayan bir fotoğraf. O konuda haklısın ama ne gerek vardı yani sen gittin tekrardan oradan aldın geldin. Madem orada böyle bir durmasından, şey vardı, hayır dün ben rahatsız oldum. Dün vermeseydin madem öyleydi. Ama bak kral gör, kral. Bak, ben bak. Kralı ne yapayım sen kendine? Bak, kral gör, bak. İşte görün bakın evlat bacım, nasılmış. Bacım ben de yani. Dört ya tane kral. Kral. Bakın bakın siz et görmemişsiniz, ciğere bayılmışsınız. İşte herkesin evladı da yakışır bu kendine göre. Benim oğlum biraz boş aslan konuşuyorsunuz, siz boş konuşuyorsunuz. Aslan boş parçası. Konuşmayın. Pardon da nasıl evlendirdiniz, nasıl paylaştınız? Biraz zor evlendirdim. Bence siz aklınızı, evlendirdiniz, beraber yaşasaydınız. Çok insan, çok kızlar koştu peşinde ama Yağmur'u engelleyemedi. Vay vay vay. Ne demiş? Çok kızlar koştu peşinden, Yağmur'u engelleyemedi. Zor evlendirdim dedi yani. Annem evlendirmiş, öyle mi bizi? Aynen öyle yani. Çok kızlar koşmuş peşinden. Aslında karşı
çıkmış sizin evlenmenize. Ben öyle anladım. İste çıkmış işte. Seni istememiş ama ne olduysa oğlu kim buraya getirip seni gelin olarak aileye sormuş. Oğlu sevdiği insanla evlenmiş. Bu zamana kadar ağzından böyle bir şey duymadığım insan şu anda neler söylüyor? İşte çok kızar koşmuş peşinden. Kim bilir. Acaba benim kadar iyisi koşmuş mu? Bir onu düşünsün. Otursun kalksın oğlunu aldığıma şükretsin. Vallahi bence seni zorla almış yani kayınvaliden. Senden de hiç memnun değilmiş yani. Bana da öyle geliyor. Buna sessiz kızlar, anlamadığınız ne var biliyor musunuz? Kayınvaliden beni kendisine almadı. Oğlu istediği için ben evlendim. Tamam işte oğlu istemiş kayınvaliden. Oğlu istemeseydi, ben istemeseydim. Allah bilir nasıl insanla evlendirecekti oğlunu çok merak ediyorum. Ama senin resmini değil oğlunun resmini koyuyor zaten önüne. Seni görmek bile istemiyor kadın demek ki. Beni görmek istemezse artık sizce burada olur muyuz? Artık nasıl bir pişmanlık yaşıyorsa. Hiç de pişmanlık yaşamıyor benim gibi gelin bulmuş öpsün de başına koysun. Oğlumuz bir seçim yapmış evlenmiş. Ondan sonra benim oğlumun peşinden çok kişiler koştu demenin anlamı yok. Koşan çok oldu ama biz Yağmur'u tercih ettik. Sele sele aldık başımıza ettim da gibi konuşmuyorsun ama. Mecburiyette. Ne mecburiyeti? Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle değil. Kesinlikle sen bunu gelinliğini istememişsin. Seve seve aldım başımıza da taç yaptım. Ha, o şu anda onun, yaptığı hareketten onun sonra. Onun boyu busu güler yüzü yetiyor bize. Boy pos herkeste var bacım. Olsun. Boy pos önemli değil. Kendini ezdirmiyor. Duruşu önemli. Kendini ezdirmiyor ya ne güzel. Duruş. Kayınvaliden seni aldığına çok pişman. Pişman olduğunu düşünmüyorum. Olsa da diyelim ki pişman hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Vallahi varsın pişman sadece olsun. Sadece eşinle evlenmiyorsun, ailesiyle de evleniyorsun. Bir yerde mutlaka çakışırsınız. Nasıl bu yarışmaya geldiğinizi hayret ediyorum yani. İki anlaşamayan gelin kayınvalide. Ya biz gayet iyi anlaşıyorduk. Anlaştığın belli ya. Kadının üzerine yürümediğin kaldı. Onu da yaparsın yakında yani. Kayınvalidemin böyle düşündüğünü bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Demek ki o kadar çok da iyi anlaşamıyormuşsunuz. Çok yanlış konuşmuş. Hayır çok yanlış konuşmuş. Ben böyle bir lafı kabul etmiyorum. Sen kabul etsen de etmese de kayınvaliden seni istediği gibi gördüğü için sen ne desen boş canım. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.